Merhaba değerli seyircilerimiz. Gündem özelle bugün karşınızdayız. Dün püf noktasını kapatırken, bitirirken bugün için Sayın Meriç Veli Dedeoğlu ile birlikte olacağımızı ve söylevi sizlerle paylaşmayı sürdüreceğimizi duyurmuştum. Biz geçtiğimiz hafta salı akşamı Sayın Veli Dedeoğlu ile burada söylevin ilk bölümünü aktardık. Ve bugün de yine 2 saate yakın bir süre, hemen hemen 2 saat süresince söylevi yine paylaşmayı sürdüreceğiz. Yarın 29 Ekim, ülkemizin kaderinin belirlendiği bir bayram, bir tarih. O açıdan büyük önderimizin de 15 ila 20 Ekim tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde günde 6 saat, son gün 6,5 saat olmak üzere okuduğu söylevi Sayın Veli Dedeoğlu büyük bir çalışmayla bize özetledi ve birlikte okuyacağımız ve resimlerle renklendireceğimiz bir belge haline getirdi. Tarihe düşülen bir not sundunuz bize. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Ama tabii sözünüzü kesmiş olmak istemem. Geçtiğimiz hafta biz izleyicilerimizle söylevin birinci bölümünü paylaştık. Siz çok güzel özetlemiştiniz. Birlikte karşılıklı sunduk, okuduk ama neler okuduk? İzleyicilerimize bir hatırlatma yapmak ister misiniz? Evet, teşekkür ederim. Böyle bir hatırlatma, anımsatma yapmayı düşünüyordum ben de. Herhalde yerinde olacak diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Söylev Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla başlar, öyle anlatır. Baştan anlatırken geçen son programımızda biz de öyle anlatmaya başladık. Ondan aktararak onun söylediklerini izleyicilerimize duyurmak istedik. Samsun'a çıktıktan sonra bilindiği gibi oradan Amasya'ya gider ve Amasya'da ilk kez bütün Türkiye'ye yayılacak Amasya Bildirgesi'ni ortaya koyar. Bu Amasya Bildirgesi'nden sonra, bunu yayınladıktan sonra da Erzurum'a gidecektir. Erzurum'da bir toplantı yapılır Anadolu'daki bütün örgütlerle birlikte. Bu sırada da İstanbul'dan durmadan Atatürk'ü geri dönmesini isterler. Erzurum'da yapılan bir konuşmayla, İstanbul'da yapılan bir konuşmayla askerlikten ayrılır ve sivil bir yurttaş olarak milli mücadeleyi, Kurtuluş Savaşı'nı yürütmeye devam edecektir. Evet. Bu Erzurum'dan sonra biliyorsunuz Sivas Kongresi yapılmıştır. Bu Sivas Kongresi'nde de son derece rejim için ağır kararlar alınmasa da söylemler, söyleşiler olmuştu. Bunlardan en önemlisi gerek Rauf Bey'in gerek birlikte çıktıkları Refet Bey'in konuşmalarıydı ki bunlar mutlaka bir Amerikan güdümünü istiyorlardı. Daha da önce daha da önce Halide Edip adı vardı. Atatürk'e bir telgraf gönderip biz ancak Amerikan güdümüyle ayağa kalkabiliriz. Geçici de olsa böyle yapmamız gerekir diye söylemişlerdi. Tabii Atatürk bunların hepsine gereken yanıtı verecektir. Ve Sivas Kongresi'nden sonra artık Ankara'ya gelir. 27 Aralık 1919'da Ankara'da ilk önce istasyon binasında oturur. Daha sonra da Çankaya'ya geçer. Yani milli mücadelenin, Kurtuluş Savaşı'nın, Cumhuriyet'in, Lozan'ın, Cumhuriyet'in ilanının, devrimlerin yapıldığı yerdir Çankaya. Çankaya adı yeter, artardı övünmek için ve orayı görmek için, orayı merak edenler bunu meraklarını gidermek için de ayrıca tabii ki olup biteni öğrenirlerdi. Çankaya tekti, Çankaya'ydı. Evet. Evet, yani söylemek istediğimi herhalde seyircilerimiz de, izleyicilerimiz de çok iyi anladılar. Anladıklarını evet. Sanıyorum.
Bu sırada da İstanbul'da Mebusan Meclisi toplanacaktır. Vahdettin'in yönetiminde Ali Rıza Paşa sadrazam olur. Ali Rıza Paşa bu sadrazamlık yani başbakanlık görevinde meclisi toplar, Mebusan Meclisi'ni, İstanbul Meclisi'ni ve orada bir konuşma yapar, hükümet programını anlatır. Bunun içerisinde çok önemli bir noktaya dokunur. Anadolu'yu bölgelere ayıracaklar ve yerinde yönetime çok önem vereceklerdir. Evet. Bu yerinde yönetim öyle bir yerinde yönetimdir ki yerel yönetimlere yerel yönetimlerin idarecileri sadece evet. orayı yönetmekle kalmayacak. Yabancılar da onları kontrol edebilecekler. Yerel yönetimleri gelip kontrol edip iyi yürüyüp yürümediklerine bakacaklar. Bu tabii güdümden başka bir şey. Yani dikkat edilirse güdümden başka bir şey değildi. Bu sırada Atatürk de artık 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelir. Ankara'ya zaten gelmişti, Çankaya'da yerleşmişti. Ankara'da bir olayı duyacaktır, İstanbul'un işgalini. İstanbul 16 Mart 1920'de işgal edilir. Ve bu işgali saniye saniye, saati saatine değil, saniye saniye Manastırlı Hamdi Efendi evet. Atatürk'e telgraf başında bildirecektir. Onun bildirdiği, yani onun konuşmaları, telgraftaki anlatışlarıyla bütün Ankara'dakiler, yani Atatürk'ün çevresindekiler adeta İstanbul'un işgalini yaşarlar. Saniye saniye, dakika dakika anlatır. Hatta sonunda der ki sözüm kesilecek. Çünkü buraya da İngiliz askerleri girdi. Beyoğlu telgrafhanesinde İngilizler ele geçirdi diye sözünü bitirir. Demek ki artık İstanbul hükümeti diye de bir şey kalmamıştır. Ve 23 Nisan 1920'de bildiğiniz gibi meclis açılacaktır. Evet. Bundan sonrasını şimdi dinleyelim sizden. Verelim. Şimdi söylemin ikinci bölümüne geçiyoruz. Ancak bir küçük notla geçeceğim. Küçük not değil, büyük bir olay. Karaman'ın Ermenek ilçesinde 30 işçi bir kömür ocağında su kaynağının patlaması sonucu maalesef mahsur kaldı. Son dakika bilgisi olarak ajanslar geçiyor. Onu da izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Umarız bir an önce kurtulurlar. Evet. Sağlık ekipleri ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiğini sizlerle paylaşalım. Bir an önce sağ salim aramıza evet. gelmeleri en büyük temennimiz. Evet. Cumhuriyet aslında özgürlük demek, halkın sağlığının korunması demek, devletin sosyal devlet olması demek, vatandaşına gerekli özeni göstermesi demek, sanatı kollaması demek. İşte bütün nasıl kazandığımızı da izleyicilerimize sizin özetinizle paylaşıyoruz. Değerli izleyicilerimiz geçiyorum. Evet, söylev iki bölümdü. Bilindiği gibi Atatürk bu büyük söylevini iki bölüme ayırmıştı. Birinci bölüm 19 Mayıs 1919, 22 Nisan 1920 tarihlerini içerir. Sayın Veli Dedeoğlu da aslında bize onu anlatmış oldu. 23 Nisan 1920 ile 15 Ekim 1927 tarihleri arasındaki yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanmasından söylevin verildiği güne değin geçen dönem İkinci bölümdür. İkinci bölümde ele alınır. Bu bölümde Atatürk'ün söyledikleri arasında yer alan, günümüzde de geçerliliği sürecek olan uyarıları çok dikkat çekici değerli izleyicilerimiz. İlkin Türkiye'nin izleyiciyi siyasi ilkeden başlar ve şunu söyler. Bizim aydınlık ve uygulanabilir gördüğümüz siyasal yöntem ulusal siyasadır. Ulusal siyasa demekle anlatmak istediğim şudur. Ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup ulusun ve yurdun gerçek mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak, gelişi güzel ulaşılamayacak istekler ardında ulusu uğraştırmamak ve zarara sokmamak. Değerli izleyiciler, Atatürk böylece ileride kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti'nin dayanacağı siyasal temeli
apaçık bir şekilde belirtiyordu. Ne var ki Ankara'daki hükümetin geleceğin Türkiye'sinin devleti olacağını çok iyi sezen İngilizler, ileride kendi çıkarları doğrultusunda halifeyi kullanabilmeleri için bir süre daha İstanbul hükümetinin yerinde kalmasını istiyorlardı. Bu yüzden zaman kazanmak için Ankara'yı oyalayacak bir aracı bulmuşlar ve Ankara hükümetiyle temas kurdurtmuşlardı. Bu oyalamayı Atatürk bakın nasıl anlatıyor. Büyük Türk Milleti'nin meclisinin açılışından sonraki Mayıs ayının ilk günlerinde İstanbul'da bulunan Leon adında biri Çanakkale üzerinden telle meclisi arayarak bizi buldu. Söyleyeceğimiz şeyler çok önemlidir, onun için konuşmayı geceye bırakalım dedi. O gece görüşülmedi ama bir iki gece sonra yine aradılar. İzmir eski valisi Nurettin Paşa imzasıyla bir tel yazdırıldı. Bu telde Nurettin Paşa şöyle diyordu. Ben İstanbul'un sizinle anlaşmasına aracılık etmeyi yurda yararlı sayıyorum. Buradaki hükümet ve İngilizler bunu kabul ettiler. Sizin de kabul etmenizi bekliyoruz. İşte bu önemli, bakalım sonrasında neler olacak. Evet. İngilizlere de danışılmış. Evet. Yani o sırada İngilizlerle aramız zaten malum. Evet. Demek ki İstanbul'daki hükümet tamamen İngilizlerin buyruğu altında tam bir kukla hükümet. Bu İngilizlere danışılmış olmalarını bildirmeleri gerçekten İstanbul hükümetinin durumunu ortaya evet. koyan tarihsel evet. bir belgedir. Ve Atatürk konuşmasını sizin noktaladığınız yerden sonra alır ve şöyle sürdürür. Nurettin Paşa 1920 yılı Haziran ortalarında Ankara'ya geldi. Önce kimi konular üzerinde görüşlerimizi anlamak istedi. Bu konular şunlardı. Halifeliğe ve padişahlığa karşı düşünce ve görüşümüz. Bolşeviklik konusunda görüşümüz. İngilizlere karşı savaşa karar verip veremediğimiz. Evet. Görüşme Ziraat Okulu'ndaki karargahımızda bir odada geceleyin yapıldı. Nurettin Paşa birinci ve ikinci sorulara aldığı yanıtları pek doyurucu bulmadı. Üçüncü soruya verdiğimiz yanıtta amacımız ulusal sınırlarımız içinde toprak bütünlüğümüzü ve tam bağımsızlığımızı sağlamaktır. Buna engel olmak üzere karşımıza çıkacak kuvvet ne olursa olsun hiç duraksamadan çarpışırız ve başarı kazanırız. Böyle der Atatürk. Evet. Ne güzel bir mesaj evet. bu tabii. Ne ki Ankara'nın İstanbul hükümetinin bu oyalamalarından daha önemli sorunları vardı. Ulusal kuruluş eyleminin yaygınlaştığı süreç içinde iç ve dış düşmanlarla işbirliği yapan bir iç ayaklanmaları şimdi Ankara hükümetinin uğraşması gerekiyordu. Bu yıkıcı örgütlerinin boyutunu Atatürk'ten dinleyelim. Çünkü çok önemli bir çok. Sorundur bu. Atatürk şöyle başlar. Düşman uçakları kullanılarak yurda yağdırılan padişaha karşı ayaklanma suçlamasını içeren fetvadan kuvvet alan iç ayaklanmaları kısaca bilginize sunayım der ve başlar saymaya. Neler yok ki orada evet. değil mi? 21 Eylül 1919'da Balıkesir'de 1. Anzavur ayaklanması. 16 Şubat 1920'de yine bu örede 2. Anzavur ayaklanması. 13 Nisan 1920'de başlayan Bolu Düzce ayaklanması. 11 Mayıs 1920'de 3. Anzavur ayaklanması. Süleyman Paşa komutasında oluşturulan ve Halife Ordusu adına takınan İstanbul hükümeti birliklerinin saldırısı, 14 Mayıs 1920'de Yenihan ayaklanması, Haziran 1920'de daha önce 29 Temmuz 1920'de Düzce ayaklanması, Haziran 1920'de Güney Milli Aşireti ayaklanması, 24 Ağustos 1920'de 2. Milli
aşireti ayaklanması, 21 Haziran 1920'de Çopur Musa ayaklanması, 5 Mayıs 1920'de 1. Konya ayaklanması. Yani başı ucu yok. Yok. Say say bitmez. Say say bitmiyor. Bunlarla da ne yazık ki Ankara hükümetinin, ileride kurulacak Ankara hükümetinin uğraşması ve önlemleri alması gerekiyordu. Ve bakın nelerle uğraşıyor Atatürk ve bütün bu ayaklanmalardan sonra da bu yüce cumhuriyet ne çok badireler atlatılarak kurulmuş. Şimdi de yıkmaya çalışanlara selam olsun diyerek sürdürelim. Evet, Sayın Veli Dedeoğlu'nun söylediği gibi saymakla bitmez bu ayaklanmalar. Atatürk, ülkeyi işgal eden düşmanlarla yapılan savaşlardan bizleri daha çok uğraştıran bu iç isyanlardır der. Gerçekten bu iç isyanlar ordunun bölünmesine, yıpranmasına neden oluyor. Düşman da bu kargaşadan yararlanma fırsatını kaçırmıyordu değerli seyirciler. Dahası inanılmaz ihanetler de Yunan ordusuna yardım ediliyordu. İşte onlardan birini ve ihanetin boyutunu yine Atatürk'ten dinliyoruz. Baylar, biliyorsunuz ki Yunanlar İzmir'e çıktıkları zaman orada 17. Kolordu Komutanı olarak Nadir Paşa bulunuyordu. Bu kuvvet özellikle Kolordu Komutanı'nın buyruğuyla savaşa sokulmaksızın Yunanlara teslim edilmiştir. İzmir'i işgal eden Yunan ordusu iç ayaklanmaları fırsat bilerek 22 Haziran 1920'de genel saldırıya geçti. 30 Haziran'da Balıkesir'e girdi. Düşman karşısında bulunan tümenlerimiz Bursa'ya doğru çekildi. Düşman Bursa'ya da girdi. Kuvvetlerimiz çok sarsıldı. Bu savaşlar sırasında kuvvetlerimizin çok eksik, kuru birer örgüt durumunda olduklarını, cephanelerinin de pek kıt olduğunu biliyorsunuz. Yunan saldırısı ve ulusal cephelerin bozulması mecliste büyük bir bunalım yarattı. Sert eleştirilere ve sataşmalara yol açtı. Bir yılı aşkın bir süreden beri Yunan ordusunun durmadan hazırlandığı, buna karşılık İstanbul hükümetlerinin ordumuza boyuna kötürüm edecek nedenler yaratmakla uğraştığı ve ulusun kendiliğinden kurabildiği ulusal kuvvetleri yok ettirmeye çalıştığı hiç düşünülmüyordu. Yunan saldırısının olacağı daha önceden belliydi. Eğer bunu karşılayacak önlemler alınamamışsa, bunun sorumluluğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve onun hükümetine yükletilemezdi. Evet, görüldüğü gibi aymazlığın merkezi İstanbul hükümetidir. Ama şimdi Atatürk'ün anlatacağı hainliğin merkezi Batı cephesinin içinde ordunun ortasına çöreklenmiştir sayın seyirciler. Bununla Çerkez Ethem'le kardeşleri Reşit ve Tevfik'in oluşturduğu üçlüden söz edildiği hemen anlaşılıyor. Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan Reşit Bey, Ethem'le Tevfik'in Ankara bağlantılarını sağlıyordu. Ulusal Kurtuluş'un ilk evrelerinde bu kardeşler topladıkları kuvvetlerle oluşturdukları Kuvayi Seyyare, yani gezici güçlerle de iç isyanları bastırmada yararlı olmuşlardı. Ama düzenli bir ordu kurulması aşamasına gelindiğinde nasıl değiştikleri, hatta hainleştikleri Söylev'de kanıtlarla, belgelerle ortaya konur Sayın Veli Dedeoğlu. Evet, kuşkusuz durum çok endişe verici. İstanbul hükümetinin engelleri saymakla bitmiyor. Bunun dışında iç isyanlar, ordunun yaşamsal gereksinimlerini sağlamak, şimdi de Çerkez Ethem sorunu. Bu sorunlar yığını acaba nasıl çözülecektir? Atatürk şöyle başlayacaktır konuşmasına. Baylar, düşmana karşı kurulacak kuvvetler konusunda karşıt iki görüş çarpışmaya başlamıştı. Bizim tuttuğumuz düzenli ordu görüşüne karşıt olarak çete diyebileceğimiz bir tür milis örgütü kurmak görüşünü de Reşit, Ethem ve Tevfik kardeşler tutuyordu. Batı cephesinde, orduda, dahası mecliste bu akım için yapılan propaganda o denli güçlü bir etkili duruma geldi ki ordudan yararlanılamıyor,
dağılsın. Hepimiz kuvayi milli olalım. Sözleri her yandan kulakları doldurmaya başladı. Bunun üzerine Batı cephesini ikiye ayırdım. Önemli kesimleri kapsayan alanı Batı cephesi diye adlandırarak İsmet Paşa'nın komutasına verdim. Güney kesimini de Rafet Paşa'ya bıraktım. Ama sorunun bitmediği, sürdüğü görülecektir. Çünkü Çerkez Ethem ve kardeşleri Gezici Kuvvetler Komutanlığı adı altında kendi milis kuvvetlerini toplarlar. Bu kuvvetlerin bir disiplin altına alınması çağrısına da Çerkez Ethem'in gönderdiği yanıtı Atatürk şöylece okur. Gezici kuvvetler ne bir tümen ne de düzgün bir kuvvet durumuna getirilemez. Bu serserilerin başına bir subay da konamaz. Çünkü subay gördüler mi, Azrail görmüşçesine karşı geliyorlar. Bizim birliklerimizi Pehlivan Ağa, Ahmet Onbaşı, Sarı Mehmet, Topal İsmail gibi adamlar yönetmektedir. Gezici kuvvetlerin şimdiye dek olduğu gibi gelişi güzel yönetilmesi zorunludur. Evet, verdiği yanıt bu ağır bir yanıt. Yani hiçbir şeyi tanımayacağım diyor Çerkez Ethem. Bu yanıtın karşısında elbette Atatürk de gerekeni yapacaktır. Evet, bu yanıt böyledir ama noktalanmaz. Çerkez Ethem'in komutan vekili olan kardeşi Tevfik, Batı cephesi komutanını bundan böyle üst olarak tanımayacağını ilan eder. Ayrıca Batı ordusu komutanı İsmet Bey'in bu cephe komutanlığını beceremeyeceğini belirtir. Bu kardeşler daha ileri giderek şöyle görüşler de açıklarlar sayın seyirciler. Ankara'daki hükümet amacı gerçekleştirecek durumda ve güçte değildir. Ankara'daki meclisin ne önemi ve ne anlamı vardır? Atatürk'ün bunlara yanıtı bakın nasıl. Baylar, askerliği çapulculuk sanan, Türk ulusunun büyük meclisini kendileriyle uğraştıran, kendini bilmez, saygısız, herhangi bir düşmanın Boğaz topluluğuna casusluğunu yapacak kertede olan Çerkez Ethem ve kardeşlerini kuvvetlerimiz 9 gün boyunca kovaladı. Hiçbir yerde direnmeyi göze alamayarak soluk soluğa kaçan Ethem, İstanbul'da yüksek sadrazamla şu teli çekiyor. Şimdi Millet Meclisi'nin kararıyla saldırıya uğramış bulunuyorum. Kuvvetim yalnız savunmaya değil, saldırıya bile yetecek kertededir. Karşımda ve yanlarımda Yunanlar bulunduğundan nasıl bir yol tutulacağı konusunda Yunan komutanlığıyla anlaşmaya varılmışsa da yüksek onayınızın da alınmasını her bakımdan gerekli gördüm. Şimdi bütün ulusal kuvvetler komutanı Ethem böyle diyor. Birliklerimizin önünden kaçan Ethem ve kardeşleri kuvvetleriyle birlikte düşman tarafa geçip kendilerine yaraşan durumu aldılar. Artık Çerkez Ethem olayı kalmamıştı. Evet, Atatürk'ün söylevde çok uzun anlattığı bir konudur bu. Çünkü kolay bir durum değil. Büyük ihanet. Evet, yani yurdun içerisinden büyük bir hainlik, düşmanla birlikte olarak yapılan bir hainlik. Bu Çerkez Ethem olayı daha sonuçlanmadan ertesi günü Yunan orduları tüm cepheden saldırıya geçerler. Söyleve dönüp Atatürk'e kulak verirsek Batı cephesindeki ilk müjdeyi alacağımızı sanırım. Evet. Kısaca şöyle bildirir Atatürk. 6 Ocak 1921 günü Yunan ordusunun tümü bütün cephe boyunca her noktadan saldırıya geçti. Eskişehir'e doğru yürüdü. Bizim Gediz'de bulunan önemli kuvvetlerimiz düşmanı karşılamak zorundaydı. Karşıladı ve yendi. Tarihimize 1. İnönü zaferini yazdı. 10 Ocak 1921. Bu zaferden tam 3,5 ay sonra Yunanlılar
yeni bir saldırı gerçekleştirdiler. İkinci İnönü zaferiyle sonuçlanacak bu savaşı yine Atatürk'ün o coşkulu konuşmasından öğrenelim diyorum. Evet, buyurun, buyurun. Yunanlılar tüm güçleriyle cephelerimize saldırdılar. Yer yer başarılar da elde ettiler. Sıra bize gelince İsmet Paşa karşı saldırıya geçti. Ve düşmanı püskürterek gerisin geriye kaçmak zorunda bıraktı. Devrim tarihimizin bir yaprağı daha ikinci İnönü zaferiyle yazıldı. Düşman çekilirken Batı cephesi komutanı ile 1 Nisan günü yaptığımız yazışmalar o günün izlenimlerini saptayan belgelerdir. O izlenimleri yeniden canlandırmak için izin verirseniz o günkü yazışmalarla ilgili kimi telleri okuyacağım. Ama bunların okunmasını sizden rica etsem. Büyük bir memnuniyetle, çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Keşke sizin sesinizden dinleyebilsek. Ama buyurun, göreceğiz. Lütfen. Peki. Atatürk'le İnönü arasındaki sıcak bağ belirten bu karşılıklı telgrafları okumak tabii insanı çok duygulandırıyor değerli seyircilerimiz. Beni de öyle. Bakın sizler de duygulanacaksınız. Atatürk bakın nasıl sesleniyor İnönü'ye. İnönü savaş meydanında Metris Tepe'de Batı Cephesi Komutanı ve Genelkurmay Başkanı İsmet Paşa'ya. Bütün dünya tarihinde sizin İnönü meydan savaşlarında yüklendiğiniz görev kadar ağır bir görev yüklenmiş komutanlar azdır. Siz orada yalnız düşmanı değil, ulusun ters yazgısını da yendiniz. Büyük savaşınızı ve zaferinizi kutlarım. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Batı cephesinden İsmet Paşa'dan bize ulaşan telse şöyleydi. Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine. Kıyım ve zorbalık dünyasının en kıyasıya saldırılarına karşı yalnız ve şaşkın kalan ulusumuzun maddi manevi bütün güçlerini ruhundaki ateşle toplayan ve harekete geçiren Büyük Millet Meclisi'nin Başkanı Mustafa Kemal Paşa. Yiğit erlerimiz ve subaylarımız adına omuz omuza vuruşan tümen ve kolordu komutanları adına övgü ve kutlamalarınıza büyük bir övünçle teşekkür ederim. Batı Cephesi Komutanı İsmet. Evet, yani tabii hem okurken hem insan dinlerken gerçekten içi kıpırdıyor. Bazen ben ağlayacak gibi bile evet, oluyorum. Evet, evet. Ne ki bakın bu kutlama telgrafları okuduktan sonra da birkaç senedir bu iki kurtarıcıya bugün Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanken iki serhoş diye onları kastederek konuşmasını da düşünmeden edemiyorum. İçim burkularak bunu da düşünüyorum. Bilmem ki bu, seyirciler de izleyicilerimiz de öyle düşünürler mi? Düşünmez olurlar mı? Bizim seyircilerimiz en büyük tepkiyi vermişlerdir. Evet. Büyük bir vefasızlık, büyük bir kendini bilmezlik, aymazlıktır. Evet. İki ayyaş ifadesi, iki sarhoş ifadesi cepheden cepheye düşmanla savaşırken birbirlerine mesajlar gönderiyorlar. Hangi iki ayyaş deme aymazlığını kendilerinde bulur bu insanlar? Onlar hangi savaşta bu ülke için kan dökülmüş şehit vermişler? Şehitlerimizi bile kelli diye sayan bir zihniyet bizim büyük önderimize zaten ayyaş deme hakkını kendinde bulunduramaz. İşte böyle dikiliriz karşısına. Evet. İzleyicilerimizin tepkisini siz ortaya koydunuz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Yine söyleme dönersek bu kesin yenilgiden 3 ay sonra Yunanlılar toparlanıp yine hücuma geçtikleri görülür. Sakarya Savaşı adını alan bu savaşın başlamasından önceki sorunları ve bunların nasıl aşılıp zaferin kazanıldığını söylevden okurken bu olağanüstü başarıya şaşmamak elden gelmiyor. Gelmez, evet. Atatürk'ten dinleyelim.
şöyle başlar. İkinci Yunus Zaferi'nden sonra seferberlik yapmış olan Yunan ordusu asker ve asker, tüfek ve top sayısı bakımından bizim ordumuzdan önemli ölçüde üstündü. Biz henüz daha genel seferberlik yapmamıştık. Bunun sonucu olarak da özellikle tümenlerin taşıtlarını sağlayıp tamamlayamadığımızdan hareket olanakları yoktu. İşte bu koşullarda yapılan Yunan saldırısı karşısında İsmet Paşa'ya genel olarak şu buyruğu vermiştim. Düşman ordusuyla aramızda büyük bir aralık bırakarak çekilmek gerekir ki orduyu derleyip, toparlayıp güçlendirebilirim. Elbette bunun en büyük sakıncası meclisten gelecek eleştiriydi. Acaba öyle mi oldu dersiniz? Ne yazık ki öyle oluyor. Evet, öyle oluyor. Ve bu hemen görülür. Özellikle muhalefettekiler karamsarlık dolu söylevlerle yaygaraya başlarlar sayın seyirciler. Ordu nereye gidiyor? Ulus nereye götürülüyor? Bu gidişin elbette bir sorumlusu vardır. O nerededir? Onu göremiyoruz gibi soruları sürdürürler. Atatürk, yaratılan bu kargaşanın amacı için şöyle diyecektir. Bu kişilerin dolaylı olarak belirtmek istediklerinin ben olduğum kuşku götürmezdi. En sonunda Mersin Milletvekili Selahattin Bey, kürsüden benim adımı söyleyerek ordunun başına geçsin dedi. Bu öneriye katılanlar çoğaldı. Söz alıp kürsüye çıktım. Bana gösterdikleri güvene teşekkür ettikten sonra başbakanlık katına şöyle bir yönerge verdim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığı'na. Meclisin sayın üyelerinin genel olarak beliren istek ve dilekleri üzerine başkomutanlığı kabul ediyorum. Bu görevi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkilerini eylemli olarak kullanmak koşuluyla üzerime alıyorum. Bu yetkinin 3 ay gibi kısa bir süreyle sınırlandırılmasını ayrıca dilerim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal. Tabii Atatürk'ün bu önergesi amacına ulaşır. Öneride bulunanların gizli düşüncelerini açığa vurmalarına yol açar. Hemen karşı çıkarlar. Ve karşı çıkışlar başlar. Bu kez başkomutanlık mevkiini veremeyiz. O Büyük Millet Meclisi'nin özündedir diye direnirler. Kuşkusuz Atatürk de direnir ve durumu şöyle açıklar. Görüşmeler sonunda bana başkomutanlık verilmesiyle ilgili yasa çıktı. Bunun ikinci maddesine göre benim vereceğim buyruklar yasa yerine geçecekti. İşte böyle. Büyük evet. Bir zeka. Büyük bir zeka çapulcularla mücadele ediyor. Evet. Tabii bizim çapulcularımız başka. Şimdikiler değil. Doğru. Ne var ki Atatürk'ün bu başkomutanlığına karşı çıkanlar onun bu mevkiyi, bu sanı nasıl kullandıklarına tanık olduktan sonra belki haksız davrandıklarını anlamışlardır diyemiyoruz. Çünkü daha sonra direnişlerini nasıl sürdürdüklerini ileride göreceğiz. Ama şimdi başkomutanlık etkinliklerine değinelim. Atatürk bu konuda çok dikkat çekici, hakikaten ilginç bir örnek verir. Şöyle, başkomutanlığı eylemli olarak üzerime aldıktan sonra ordunun gücünü arttırmakla, ihtiyaçlarını gidermekle ilgili düzenlemeleri yaptım. Bunları sağlamak üzere ulusal vergi buyruğu adı altında yaptığım genel bildirimlerin bir savaşın kazanılması için nedenli küçük şeylerin bile dikkate alınması gerektiğine anlatabilmek amacıyla iki örneği bilgilerinize sunuyorum. İki sayılı buyruğuma göre yurtta her ev bir kat çamaşır, birer çift çorap ve çarık hazırlayıp Ulusal Vergi Kurulu'na verecekti. Çok güzel. Üç sayılı buyruğumla tüccar ve halk elinde bulunan çamaşırlık bez, kaput bezi, patiska, pamuk, yün ve tiftik, erkek elbisesi dikimine elverişli her türlü kışlık
ve yazlık kumaş, kösele taban astarlığı, meşin, dikilmiş ve dikilmemiş çarık, potün demir kundra çivisi, kundra ve saraç ipliği, nal, mıh, yem torbası, yular, semer ve urganlardan %40'ına parası sonradan ödenmek üzere el koydum. Bu çok mühim yalnız. Parası sonradan ödenmek üzere el koydum diyor, evet. Ve Ulusal Vergi Buyruğu adı altında bunu sunuyor. Sürüyor. İnsanın tüylerini diken diken eden, evet, bir büyük seferberliğin ortasında, hem de ne saldırıların, ne saldırıların ortasında. Şimdi tabii bu ihtiyaçlar listesinin daha uzun olduğunu biliyoruz. Evet. Yalnızca şu iki buyruğun içerdiği ihtiyaçlar bile Atatürk'ün neleri nasıl gerçekleştirdiğinin en önemli kanıtı değerli izleyiciler. Ayrıca amaç doğrultusunda halkla bütünleşmesinin de en somut örneklerindendir. Bütün bunları bilmeden, yapılanların özünü kavramadan Atatürk gerçeğine ulaşmak zorlaşır. Bu hazırlıklar sonunda başlayacak savaşın ilkesini, daha doğrusu tüm ulusal kurtuluş savaşlarının dayanağı olacak ilkeyi gösteriyordu ve şimdi Atatürk'ten duyalım. 12 Ağustos 1921 günü Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ile birlikte Polatlı'da cephe karargahına gittim. Savaşın en şiddetli safhaları yaşanıyordu. Kumandanlara şunu söyledim: savunma hattı yoktur, savunma alanı vardır. O alan bütün yurttur. Yurdun her karış toprağı yurttaşın kanıyla ıslanmadıkça düşmana bırakılamaz. İşte ordumuzun her bireyi bu kurala göre en büyük özveriyi gösterip 23 Ağustos gününden 13 Eylül gününe değin 22 gün 22 gece aralıksız süren büyük ve kanlı Sakarya Savaşı yeni Türk Devleti'nin tarihine eşine pek az rastlanır büyük bir meydan savaşı örneği olarak yazdırdı. Başkomutan olarak görevim, gücümün yettiğince, dahası bir kaza sonucu sol kaburga kemiklerimden birinin kırılmış olmasına bakmadan iyi yapmaya bütün varlığımla çalıştığımı sanırım. Sakarya Savaşı'nın sonuna değin askeri rütbem yoktu. Ondan sonra Büyük Millet Meclisi'nce bana mareşal rütbesiyle gazi unvanı verildi. Osmanlı Devleti'nce verilmiş olan rütbenin yine o devletçe alınmış olduğunu biliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Paşa ilk teşekkürü askerlerine "Her zaferin mayası senindir" diyerek yapar değerli seyirciler. Evet, ne mühim. Askerlerine karşı bir baba sevgisinin en güzel örneğidir. Gerçekten de onlarla birlikte olduğu zamanki fotoğrafları Atatürk'ün en içtenlikli fotoğraflarından olduğunu o resimlere bakarak görebiliriz. Birinci İnönü ve ikinci İnönü, evet, zaferlerinin arkasından tabii İtilaf devletleri biraz harekete geçmek durumunda kaldılar. Çünkü bu durum eğer devam edilecek olursa tamamen yok olacaklardı. İtilaf devletlerinin maşası durumunda olan Yunanistan'ın efendileri bir barış yolu aramaya geçtiler. Ve bunların içerisinden Fransızlar da Ankara hükümetiyle barış aramanın yollarını araştırmaktaydılar. Ve Atatürk de der ki onların da barış aramaya, bizimle görüşmeye eğilimli oldukları anlaşılmaktaydı. Bunun üzerine zaten Fransız hükümeti hazırlıklıdır. Onlar da bir yandan, evet, Türkiye'yi parçalamaya tabii çalışıyorlardı. Adana'yı, Gaziantep'i, o tarafları hep Fransızlar almıştı. Bu sırada Fransız hükümeti Ankara'ya Frank Lambouillon, evet,
bu aradaki dostluğu kurması için Ankara'ya göndermişti. Atatürk onunla günlerce süren bir konuşma yapar. 2 hafta kadar konuşması sürer. Bu konuşmalarda Atatürk'ün kültürünün boyutunu, zekasının boyutunu Franklin Bouillon görecek ve daha sonra da İstanbul'a, zaferden sonra da İstanbul'a gelerek bunları gazetecilere anlatılacaktır. Evet. Bu görüşmede Atatürk bizim için temel noktanın ulusal ant olduğunu ortaya koydum der. Bay Franklin Bouillon ise Sèvres Antlaşması'nın bir olup bitti olarak ortada bulunduğunu söyledi. Gerçekten en iyileri bile Sèvres Antlaşması'ndan vazgeçemiyorlardı. Yani Türkiye'nin paylaşılması temel hedefti. Ve o zaman başlamıştı bugünkü Orta Doğu sorunu. Verdiğim karşılıklarda dedim ki, Sèvres Antlaşması Türk ulusu için öylesine uğursuz bir ölüm kararıdır ki, onun bir dost ağzından çıkmamasını isteriz. Sèvres Antlaşması'nı kafasından çıkarmayan uluslarla yapacağımız işlemlere güvenemeyiz. Bizim bakımımızdan böyle bir anlaşma yoktur. Oysa Vahdettin meclisi toplayıp Mebusan Meclisi'ne anlaşmayı kabul ettiklerini bildirmişti. Sonuç olarak Ankara Antlaşması 20 Ekim 1920'de 21'de imza edildi. Bu Ankara hükümetinin uluslararası ilk bir teması gibi ortaya konacaktır ki önemlidir. Nitekim öyledir de. Evet, evet. Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti amacına doğru ilerlerken içteki düşmanlar da son kozlarını oynamayı sürdürüyorlardı. Evet. Bu çok önemli değerli seyirciler. Pontus konusu yeniden canlandırılıp ortaya dökülür o tarihlerde. Bu sorunun nasıl yaratılıp geliştirildiğini Atatürk'ten dinlerken günümüzde Doğu ve Güneydoğu'da yapılanlarla, yapılmak istenenlerle ilgi kurarak bunu dinlemeliyiz diye düşünüyorum. Değerli izleyiciler, Atatürk konuşmaya şöyle başlar. 1840 yılından beri Anadolu'nun Karadeniz bölgesinde eski Yunanlılığın diriltilmesi için çalışan bir Rum topluluğu vardı. Rahip Klametios adında biri ilk Pontus toplantı ocağını İnebolu'da kurmuştu. Bu örgüt üyeleri zaman zaman haydut çeteleri kurarak çalışıyorlardı. Daha sonra 1. Dünya Savaşı sırasında dışarıdan gönderilip dağıtılan silah, cephane, bomba ve makineli tüfeklerle Samsun, Çarşamba, Bafra'daki Rum köyleri sanki birer silah deposu durumuna gelmişti. Ayrıca Merzifon Amerikan kurumlarınca eğitilip yetiştirilen bu bölgedeki Rum topluluğu bağımsız bir Pontus devleti kurmak isteğine kapıldı. Bu amaçla dağlara çekildiler. Tabii bu merkezi Trabzon olmak üzere kurulacaktı Pontus devleti. Kimi yabancı hükümetler Samsun dolaylarındaki Rumların sayısını arttırmak için de Rusya'daki Rum ve Ermenileri Batum'da topladılar. Bunları silahlarla donatarak kıyılarımıza çıkarmaya başladılar. Pontusçular 1920 yılı sonlarına doğru iyice ortaya çıktılar. Pontus çetecilerinin işi gücü Müslüman köylerini yakmak, Müslüman halka karşı akla sığmaz ağır suçlar işlemek, kan dökmek, kısacası cinayetti. 3. ve 15. kol ordular Trabzon ve öteki bölgelerdeki çeteleri izleyip yok ettiler. Sözü size vereceğim Sayın Veli Dedeoğlu ama bu arada arkadaşlarımız bir ara işareti yaptılar. Bu kaç dakika olacak bilemiyorum. Birkaç dakikalık ara, tekrar stüdyoya döneceğiz. Size devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Evet, birazdan buradayız. Lütfen söylevi dinlemekten uzaklaşmayın değerli seyirciler.